Seyirciler, hastalanan sahibine taşıyan ambulansı kilometreler boyunca takip etti. Günlerce hastanenin kapısında nöbet tuttu. Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk'ün vefalı köpeği Boncuk'tan bahsediyoruz. Japonlar ülkelerinde heykelini diktikleri Hachiko isimli köpeğe benzettikleri Boncuk'un belgeselini çekti. Ben buradan gittim, Boncuk da geldi başım aşağı. Dediler bana, Boncuk dediler, atta bekliyor. 4 gün orada, 5. gün ben çıktım hastanede. Bağırdım, Boncuk ben buradayım ama. Hastalanan sahibinin peşinden koşup hastane kapısından bir an olsun ayrılmamıştı. Vefalı Boncuk Japonya'da belgesel oldu. Anladı benim orada olduğumu. Koşa koşa geldi çıktı yanıma. Güvenlikçiler peşine ama bunu tutamadılar. Trabzon'da rahatsızlanan Cemal Şentürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın peşinden koşturup hastaneye kadar takip eden köpeği Boncuk günlerce kapıda nöbet tuttu. Fırsatını bulduğunda da odasına koştu. Ayrılmayak benden hiç. Hiç duramaz yani. Bensiz hiç duramaz. Doktor hanım da dedi ya dedi adam dedi hastasını bulamayın burada dedi. Bu hayvan dedi gel daha burada hastasını orada. 5 günün ardından Cemal Şentürk taburcu olurken minik dostunun da keyfine diyecek yoktu. Boncuk'un vefası kısa sürede tüm dünyada duyuldu. Japonya'da bu haber çok daha değerliydi. Çünkü ölen sahibini 9 yıl aynı yerde bekleyen Hachiko adlı köpeğin Tokyo heykelini dikip filmini bile çekmişlerdi. Bu yüzden Japonya'dan bir ekip Trabzon'a kadar gelip Hachiko kadar vefalı olan Boncuk'un belgeselini çekti. Çekimlerini istediler. Oradan belgesel yaptılar onu. Ondan sonra bize dağıttılar. Orada yayınlandı. Çok tutulmuş orada. Japonlar Cemal Şentürk'ün bir oyuncu tarafından canlandırıldığı belgeselin ardından Boncuk için bir film çekmeyi de planlıyor. Gidelim mi aşağı Boncuk'un? Aşağı gidelim.